Herkese merhabalar. Yatırım Finansman İş Portföy İş Birliği ile yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu serinin ismi Fon İşi. İş Portföy ile Yatırım Finansman bu bölümde size fon dünyasını anlatacak ve iş portföyün fonlarından bir tanesini bu bölümde ele alacağız. İlk bölümümüzdeki fonumuzun ismi İş Portföy hisse senedi fonu ve konuklarım iş Portföy'ün baş ekonomisti sevgili Nüfer, sevgili Nüfer hoş geldin. Merhaba Barış, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Çok teşekkürler ve hisse senedi Portföy Yönetimi bölüm müdürü Oğuz Ayhan bizimle. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi e, istersen Nüfer şöyle genel bir tabloya bakalım. Fonun detaylarını birazdan e, sevgili Oğuz Ayhan anlatacak ama e, hem içeride hem dışarıda gündemimizde neler var? Şöyle bir makro çerçeveyi çizelim. Ardından hisse senetleri ve bu bölümde neden öne çıkacak onu konuşalım. Tamam tabii ki Barış. E, yeniden konuğun olmak da çok keyifli bu arada uzun bir aranın ardından e, onun için de ayrıca teşekkürler. Şimdi e, çok kısa bir özet yapmaya çalışayım ve aslında neden hisse senedi fonumuzu e, ilk bölümde tanıtmaya karar verdik? E, konjonktürle uyumlu olduğu için e, ona da bir e, girizgah olmuş olsun. Şimdi yurt dışına baktığımız zaman aslında şartlar çok da bizim gibi ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin piyasaların çok destekler aslında gelişmiyor. Örneğin Amerika'da faiz arttırımlarının sonuna geldik artık bundan sonra arttırımlar olmaz ya da belki olursa da bir tane olur derken bir anda tahvil faizlerinin yükselmesine sebep olan gelişmeler yaşandı. Amerikan ekonomisi çok güçlü gidiyor. Hatta 3. çeyrek için böyle %6'ya yakın büyüme tahminleri yapılıyor. Neredeyse bir gelişen ülke gibi bir büyümeden bahsediyoruz. Böyle bir ortamda tabii hani enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceği ve bir yandan da boşluk seviyelerinin artışına ilişkin de endişeler var. Bu Amerika'da başta olmak üzere ama diğer birçok gelişmiş ülkede de tahvil faizlerinin yükselmesine sebep oluyor. Bu tabii hani risksiz getirinin yükselmesi, doların maliyetinin ve doların getirisinin risksiz getirisinin artması tabii ki hani alternatif getiri araçlarını biraz gölgedenmesine sebep oluyor. Bu anlamda gelişen ülkelere de çok iyi bir fon akımı olduğunu görmüyoruz. Keza Çin'de de bir yavaşlama var ve hükümet beklenen adımları atmıyor. Desteklemek adına attığı adımlar yetersiz bulunuyor. Avrupa yine zayıf bir büyüme sergiliyor. Bunlar hani bir dengesiz bir yapı var. Amerika güçlü, diğer ülkelerde büyüme yok. Bu yine çok sağlıklı bir konjonktür olarak görülmüyor. Bir de üzerine Amerika'nın gecikmeli olarak faiz artırımlarından olumsuz etkilenebileceği ve daha sonra bir yavaşlama içerisine girebileceği endişesi de var. Bu ortam Amerika'da hisse senedi piyasasının iyi gitmesine aslında sebep oluyor ama gelişen ülkelere de çok fazla ilginin olmadığını görüyoruz. Bu şimdi normalde bizim için bir devlet avantaj olması gereken bir konu ama bizde yabancı yatırımcı olmadığı için çok fazla yani azaldık e, tarihsel e, şeylere oranlara baktığın zaman dolayısıyla bizim biraz daha kendi dinamiklerimizin ön plana çıkmasına da imkan tanıyor. Ve bu dinamiklerde şu anda özellikle hisse senedi piyasasının oldukça lehine çalışıyor. Örneğin e, büyüme tabii çok kritik. E, büyüme ilk çeyrekte %4.6 idi. Büyümemiz. ikinci çeyrekte bir teknik olarak bir yavaşlama göreceğiz. Yani yıllık bazda oranın düştüğünü göreceğiz ama ana eğilim olarak hala iyi bir büyüme var. Tüketim göstergeleri, yatırım göstergeleri 3. çeyrek itibariyle de yavaşlama olsa da hala iyi. Dolayısıyla hani büyüme ortamı hisse senedi piyasası açısından destekleyici. Bir diğer konu tabii ki enflasyon yani 2022'de hisse senedi piyasasına çok destek olmuştu çünkü enflasyon yüksek ama faiz o kadar yüksek değil dolayısıyla alternatif getiri arayışları hisse senedi lehine çalışmıştı. Şimdi şu anda da benzer bir durumdayız. Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımları var faizler artıyor mevduat faizleri yükseliyor ama hala baktığın zaman enflasyondaki yükselişi yakalayabilecek nitelikte de değil. Örneğin mevduat faizlerinde %30'u konuşuyoruz belki biraz daha artacak. Ama enflasyonda yüzde 60'a gideceğimizi konuşuyoruz. Dolayısıyla hani hala bir orantısız durum devam ediyor. Enflasyona karşı korunma aracı ihtiyacı da bu kapsamda sürüyor. Bir diğer konu Türkiye'de hisse senedi piyasasının hani iskontolu olduğunu belki Oğuz daha fazla bu konulara girer ama Türkiye'ye bu yurt dışındaki yatırımcının algısı veya genel olarak Türkiye'ye yönelik risk algısı aslında hisse senedi piyasasında da kendini gösteren bir unsur. Şirketlerin karlılıkları vesaire bir değerleme yapılıyor ama hani bunun da bir iskontosu oluyor. O iskonto eğer çok riskli görülen bir ülkesiniz, fazla oluyor. Düşük e, riskliyseniz daha e, cazip, daha yüksek pardon, e, çarpanlarla işlem görebiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla şu anda bu da bizim lehimize işliyor. Çünkü Türkiye daha ortodoks politikalara geçtikçe, işte rezervini güçlendirici ya da kırılganlıklarını azaltıcı politikalar izledikçe Türkiye'ye bakış açısı da olumluya dönüyor. Bu da hisse senedi piyasasında yine diğer Türk lirası varlıklarda olduğu gibi olumlu bir etki yaratıyor. Hisse senedi piyasası dışında işte tahvil örneğin yatırımcılar için bir alternatif mevduat bir alternatif bir yani farklı alternatifler de var. Ama bunlar da hep baktığınız zaman getiriler enflasyonla mukayese kabul edebilecek seviyede olmuyor. O yüzden biz hisse senedi piyasasına bakış açımız olumlu ama belki Oğuz bunları biraz daha detaylandırır. Yani hisse senedi için pozitif olmak da tabii ki her zaman hani ne alırsan gidecek anlamına gelmiyor. Daha ince detayları oluyor. Onlara da profesyonel olarak tabii ki portföy yönetimindeki arkadaşlarımız bakıyor. Nüdüfer gördüğün gibi Uğuz hemen pası attı. Ee, böyle ba bana hiç ihtiyaç <laughs> kalmadı gibi izlettim ama ee, şunu söyleyeyim. Nüdüfer çerçeveyi çok güzel çizdi. Ee, Nüdüfer Sezgin şimdi sana döneceğim. Şöyle bir tablo var. Ee, ...küreselden ya da küreseldeki olumsuz dalgalardan pek etkilenmeyen bir Türkiye. Kendi hikayemizi gerçekten yazıp kendi hikayemizi yaşıyoruz. Ee, biz biraz e, biz bizeyiz öyle. Biraz belki yabancı yatırımcı hani son dönemde gelecek diye bakıyoruz. Nitekim Borsa İstanbul'a ufak ufak bir giriş de var. Onu görüyoruz. Ama tabii gelinen seviyeler itibariyle e, seçimden sonra çok ciddi bir rally oldu Borsa İstanbul'da. E, güzel getiriler sağlandı ve bu hareketin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Evet. Ve artık daha belki profesyonel ellere kendimizi teslim etmemiz gerekiyor. Hisse seçmenin hatta işte tek hisseyle devam etmeyin, tek hisseyle yatırım yapılmaz vurgusunu da hep yaparız. Birkaç hisse belki seçmek daha da zor. Ve Bu hisselerle mevcut getiriyi korumak ve sürdürmek zorlaşıyor. O yüzden hep söylüyoruz işte profesyonel ellere emanet etmek lazım. Belki fonlara bakmak lazım. Aslında iş portföyün bu dönemde bu hisse senedi fonunu T2-T2 kodlu e, İş Portföy Hisse Senedi Fonu oldukça kolay iş, sonu falan yok İş Portföy Hisse Senedi Fonu biraz bunu tanıyalım e, nasıl bir e, fondan bahsediyoruz neye yatırım yapıyor yatırım stratejisi neler T2 İş Portföy Hisse Senedi Fonumuz hisse senedi yoğun bir fon yani bu şu demek oluyor %80 oranında sürekli daimi olarak yurt içinde hisse senetlerine yatırım yapıyor Fonun karşılaştırma ölçütü 95 oranında BIST 100 getiri endeksi yüzde 5'te ters repo. Fon aktif yönetilen bir fon, yani bu şu demek oluyor karşılaştırma ölçütündeki ağırlıkları biz e, kendi beklentilerimiz dahilinde azlayarak çoklayarak e, karşılaştırma ölçütünden farklılaşarak yatırımcılara daha iyi getiri sunmayı amaçlayan bir fon. Fonun yatırım stratejisi şöyle. E, yukarıdan aşağıya, hani İngilizce top down dediğimiz bir yatırım stratejimiz var. Nülüfer Hanım'ın çizdiği çerçevede hani ilk önce biz makroekonomiye bakıyoruz. Hisse senetleri için e, iyi bir ortam var mı? E, yani yatırımcı dostu bir ortam var mı? Büyüme, enflasyon, kredi gelişmeleri. Daha sonra ikinci aşamada sektörlere bakıyoruz. Bu konjektürde hangi sektörler ön plana çıkabilir? Hangi sektörler geri planda kalabilir? Ve en sonunda da bu sektörler içinde makul değerine en uzak yani en çok getiri potansiyeli taşıyan hisse senetlerini karşılaştırma ölçütünden daha fazla taşıyarak ya da daha makul değerine yakın hisse senetlerini de karşılaştırma ölçütünden daha az taşıyarak burada pozitif bir getiri elde etmeye çalışıyoruz. Temelde T2 fonunun yatırım stratejisi böyle. E o zaman yani şimdi dediğim gibi Borsa İstanbul'a çok ciddi bir ilgi var. Burada halka arzlarında değil mi? Lüfer önemli bir etkisi olduğundan söz edebiliriz. Halka arzlara e, yerli yer yatırımcıların çok büyük ilgileri oluyor. Çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu da yatırımcı sayısına şöyle bir baktığımızda hani son verilerle 6 milyonun üzerine çıkmış durumda. E, yani burada hakikaten bir dönem 1 milyona takılan e, hisse senedi yatırımcı sayısının şimdi 6 ya 6 milyona çıkması hepimiz için Belki inanılmaz bir sayı. Yine fon tarafına baktığımızda da fon yatırımcı sayısı da yatırım fonu yatırımcı sayısı da 4 milyona yaklaşmış durumda. Yani burası da oldukça ciddi. Fon tarafı da çok büyüdü. Birbirini besleyen bir süreçteyiz. Sizin fonda iş portu hisse senedi fonu T2'de hem büyüklüğünden biraz bahsedelim istersen. Ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz? Ve yatırımcı sayısı konusunda da bilgi alabilir miyiz? Orada 1 milyar eşini geçtik. Fonumuz yaklaşık 1.2 milyar büyüklüğünde. Ve 8 bin, yaklaşık 8300 tane de içeride yatırımcımız var. Evet. Peki şimdi müthiş bir ilgi var. Sevginin Ünifer sana döneceğim. Önümüzdeki dönemde de gündemler var aslında. Bir tarafta Merkez Bankası'nın... Piyasa tarafından hani yeterli bulunmasa da biraz hafif kaldı dese de sıkılaştırma adımlarını görüyoruz. Hem faiz konusunda hem de diğer miktarsal anlamda ya da düzenlemeler, regulasyonlar yoluyla bir sıkılaşma dönemindeyiz. Artık bunu hep birlikte görüyoruz. Yurt dışında FED belki bir faiz artışı daha yapacak ama sanki duracak gibi. Yurt dışında biraz FED'i takip ediyoruz. İçeride sanki biraz ekonomi e, yılın son çeyreğine doğru yavaşlayabilir mi soru işareti var ama akıllara hemen şu da geliyor ya önümüzdeki sene seçim var seçim varken bu kadar da frene herhalde basılmaz diye senin hani bu tarafta makro tarafta önümüzdeki gündem açısından e, öne çıkaracağın neler var hisse senedi yatırımcısı ya da hisse fonu yatırımcısı neleri takip etmeli? Şimdi barış tabii yurt dışında şu anda yumuşak iniş senaryosu biraz daha fiyatlanıyor. Bu da işte tamam hani gelişen ülkelere fon akımı yaratmıyor ama çok büyük bir riskten kaçış eğilimi de oluşmasını engelliyor. Bu eğer Amerika'da böyle sert bir yavaşlamaya bir ara korkulduğu gibi işte resesyona giriliyor gibi bir durum yaratırsa ki bazı büyük yatırım bankalarının raporlarına baktığın zaman Hala resesyon cümlesini çıkarmadıklarını görüyoruz yani onu bir ihtimal olarak koymaya devam ediyorlar. Bu belki biraz olumsuz etki yaratabilecek bir konu ama yine başta konuştuğumuz gibi ben yurt içi dinamiklerin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani yurt dışından destek gelsin gelmesin veya hatta hatta olumsuz bir gelişme dahi olsa bizim yurt içindeki gelişmeler dinamikler baskın çıkar diye düşünüyorum. E, burada bu arada şunu da söylemek lazım. Yani yurt dışında tamam hani dolar cinsinden faizler falan yükseldi. Oradaki risksiz getiri iyi ama Türkiye'de daha iyi bir getiri potansiyeli var. Yani eğer olumlu senaryolar gerçekleşirse buradaki yani bazımız düşük olduğu için elde edilebilecek kazanım çok fazla. O yüzden hani Yine Türkiye bence olumsuz bir küresel atmosferde dahi ilgi görebilecek bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki olumlu senaryolar gerçekleşirse. Şu an yurt içinde de yine hisse senedi piyasasında tabii ki etkili olabilecek önemli konu başlıklarından bir tanesi bu kredi büyümesi ve ülkedeki ekonomik aktivite. Şimdi biz özellikle iç talep önderliğinde büyüdük. 2022'nin ikinci yarısına itibaren tablo bu ve giderek de iç talep-dış talep arasındaki denge iç taleple yine bozuldu. Şimdi bizim makroekonomiyi dengelememiz lazım. Buna yönelik politikalar izlendiğini görüyoruz. Burada hani kredi büyümesi çok sert yavaşlar ve bu ekonomik aktiviteyi beklenenin ötesinde bir yavaşlamaya götürür mü? Senenin böyle dediğin gibi son çeyreği aslında burada ilk bakılan konu. Bir bu konu var. Biz çok yavaşlama bekliyoruz ama çok öyle yönetilemeyecek bir şeye dönüşmesini çok beklemiyoruz. İkinci bir konu tabii ki enflasyon ve faiz politikası. Şu anda bir rüzgar yakalandı. İyi bir ekip var, para politikası ekibi oluşturuldu. Sadece faiz kararıyla değil, kredilerle ilgili yapılan düzenlemeler ve bu son kur korumalı mevduat düzenlemesiyle de aslında sıkılaşma yönünde çok iyi bir rüzgar yakalandı. Şimdi bunu hani tırnak içinde taçlandırabilecek mi Merkez Bankası, sürdürebilecek mi? Örneğin biz kurum olarak sene sonunda %30'da bekliyoruz politika faizini. Sene sonuna geldiğimizde bir yıl sonrası enflasyon beklentilerinin de böyle 30-35 aralığında bir yerde olacağını göreceğiz muhtemelen. Merkez Bankası'nın tahmini 33. 33. O bile belki iyimser. Yani bizim 42 ama hani piyasa beklentisi belki ikisinin arasında bir yerde olabilir. Dolayısıyla 30 politika faizinin çok olmadığını düşünüyoruz. Bunun altında kalırsa biraz hani samimiyetle ilgili soru işaretleri sadece bizde değil bence her yatırımcıda oluşabilir. Bir de sene sonuna geldiğimizde farklı bir atmosferde olabiliriz. Örneğin bizim dış kredi geri ödemelerimiz son 2 ayda 15-16 milyar doları bulacak. Cari açık artacak. Şimdi kur korumalıdan çıkışlar söz konusu olur. Bir kısmı dövize dönerse onun getirdiği bir baskı olabilir. Dolayısıyla döviz kurunun da biraz daha hareketlendiği bir dönem olabilir. Burada Merkez Bankası'nın vereceği reaksiyonun biz belirleyici olacağını düşünüyoruz. Daha ileriye gidip baktığımızda ise 2024'te malum Mart'ta az önce sen de söyledin yerel seçim var. Şimdi yerel seçim ne demek? Bir Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu o makro dengelenmenin soluklanabileceği bir dönem demek. Çünkü makro dengelenme içerisinde yavaşlama barındıran bir şey. Ee, seçim öncesinde çok fazla yavaşlama da istenmeyeceği için belki biz birkaç ay şu an uygulanan bu sıkılaştırıcı politikalara bir es verildiğini hmm. görebiliriz. Mesela bunu bir izlemek isteyecektir piyasa. Bu şöyle düşünebiliriz hani bu büyümeyi açısından iyi es verilirse, ve de hisse senedi piyasasını destekleyebilir. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Biz itici gücün hisse senedi piyasası için daha ziyade Türkiye'ye yönelik risk algısını ve genel sentimentin olduğunu düşünüyoruz. Yani CDS'lerdeki gerileme mesela değil mi? mi? Evet yani genel olarak Türkiye'nin bu ortodoks politikaları dönüş ve bu dengelenme sürecini samimiyetle yürütüp yürütemeyeceğine olan bak, güvenin daha belirleyici unsur olacağını düşünüyoruz. Ben izinle Oğuz döneceğim. Biraz daha yine fon tarafını bu makro çerçeveyi aldıktan sonra konuşalım. İş portföy hisse senedi fonu T2. Bunu artık ezber, ezberledik. Herkesin aklında T2. Şimdi bu kadar gelişme varken e, acaba e, bu fon piyasalardan nasıl etkileniyor? E, fon performansına etki eden faktörler neler acaba? Şimdi T2 fonumuz hisse senedi yoğun bir fon olduğu için e, piyasalardaki hareketlere oldukça e, duyarlı duyarlı sanırım. bir e, fon. Şöyle orada piyasadaki riski de ikiye bölmek isterim. E, ilki e, piyasada oluşan bir sistematik risk var. Yani bunu e, fonlardan ve e, yatırımlardan bertaraf etmek kolay değil. Sadece hani beklentilerimiz iyi olduğu zaman. Daha çoklayabiliyoruz. Beklentilerimiz kötü olduğu zaman daha az pozisyon taşıyarak bunu azaltabiliyoruz. Yani şunu kastediyorum. Yani ülkeye gelen bir not artırımı veya not indiriminde portföyümüzün onu e, çeşitlendirme veya uzaklaştırma şansımız yok portföyden. Sistematik riskimizi. Ama... E, sistematik olmayan riski yani hisse spesifik idiosinkratik dediğimiz riskleri biz portföylerde e, minimum seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Bunu da çeşitlendirmeyle yapıyoruz. Yani portföylerde çeşitlendirme 30-40 tane hisse seni taşıyarak aslında bir nevi sigorta görevi görüyor. Şimdi piyasadaki e, 2021'in sonundan başlayan bu büyük ralli, Türkiye rallisi bugün de devam ediyor. E, temelde 4 tane ana unsurla gelişti. E, i̇lk e, bahsettiği Türk lirasındaki zayıflık, güçsüz TL, bunun yarattığı enflasyon, dünyadaki enflasyonist baskı birleşince hem cirolar hem operasyonel karlılıklar şirketlerin arttı. En temel unsur olarak bunu söyleyebiliriz. İkinci aşamada tabii ki mevcut ekonomi yönetimi ekonomiyi büyütmeye yönelik hem şirketler tarafında ucuz finansmanla hem tüketiciler tarafında harcama yönelik ucuz finansmanla her iki tarafta borsayı besledi. Şirketler hem finansman yüklerini azalttılar hem de tüketiciler rahat harcadılar. O yüzden bu iki faktör bizim borsamızın temel yukarı taşıyıcı dinamiği oldu. Bir tane e, negatif esen bir e, rüzgar vardı. O da dünyada da enflasyon olması ve gelişmiş ekonomilerin buna cevap vermesi, faizli hadlerini yükseltmesi. Bu da bazı sektörleri geri planda bıraktı. Yani bugün çelik sektörüne baktığımız zaman e, borsadaki buralliğe, Ayak uyduramadı yani o bir negatif yönde yaptı bir de tabii Covid sonrası dönem bir de arada Rusya Ukrayna gerginliği bazı emtialarda darboğaz bazı ürünlerde dar darboğaz sıkıntılar yaşattı ve bu da bazı şirketlerimizin iyi bir birkaç yıl döngü geçirmesine sebep oldu. Yani ileride daha detaylı da hani anlatırım önümüzdeki yıl beklentiliyle ilgili. Bu dört faktör bizim bu uzun rallimizdeki hisse işte senedi performansını etkileyen ana faktör olarak öne çıktı diyebilirim. Evet yani işte pandemi sonrası hava yollarının dönüşü gibi. Oradaki hakikaten çok ciddi getiriler. Hava yol sektörünün öne çıkması, hizmet sektörünün yine biraz daha öne çıktığı dönem. Sevgili Nüfer de bahsetti. Çin'deki yavaşlama... Küresel yavaşlama, emtia fiyatlarının baskılanması, işte içeride de bizim demirçeliği biraz baskıladı. O ralliyi yakalayamadı. İşte son dönemde belki biraz biraz hareketlenmeye çalışıyorlar. Şimdi genel olarak Borsa İstanbul'a ilgi gösterenler bu saydığın dinamiklerle sevgili Oğuz Ayhan mutlu oldular. E ama tabii bunun sürdürülmesi önemli bir. İki bu dönemde e şimdi fonların şöyle bir karşılaştırmalı getir yani alternatif getiride ne oldu diye hep bakmak lazım. E Borsa İstanbul bu performansı gösterirken iş portföy hisse senedi fonu ne yaptı? Yani sizin karneniz deyim ise ne oldu? Yenebildiniz mi yüz endeksini örneğin? E onu merak ederim. Karnemiz pek iyi bence. Şöyle, e, fonun getirisi son bir yıllık süre zarfında yüzde 208. Karşılaştırma ölçütümüzün getirisi de yüzde 148. Yani 60 puanlık bir burada e, yatırımcıya sunan ekstra bir uzman ellerin sunduğu diyelim bir getiri var. Bunu tabii e, sektörlere ayrıştıracak olursak, siz az önce bahsettiniz. Covid sonrası dönemde havacılık sektörü e, çok hızlı toparladı çok hızlı toparladı ve bizim e, havacılık sektörümüz de bundan çok iyi nasiplendi. Gerek ülkenin hızlı açılması, hub, hub olmamızın yarattığı kargonun devreye girmesi, kargonun devreye girmesi kötü zamanda destek olması. Bunların hepsi birleşince gerçekten e, havacılık sektörü çok iyi performans gösterdi ve hemen hemen e, tüm fonlarımızda yatırımcılarımız bunun karşılığını aldılar. İkinci olarak yine az önce bahsettiğim Rusya-Ukrayna gerginliği sonrası Enerji krizinin yarattığı rafineri sektöründe kısıtlar oldu. Çok yüksek karlılıklar oldu. Otomobil sektörü yine benzer şekilde çok hızlı Covid sonrası dönemde çip eksikliği denildi. Orada darboğaz oluştu yine aynı şekilde. Ev alamayan otomobil aldı, otomobil bulamadı, fiyatlar yukarıya gitti. Evet, içerideki e, e, politikalarda politikalar da biraz onu destekledi. Tüketicinin elinin rahat olması bu işlere itti. Ve e, bir de tabii ki Türkiye'de bence en güçlü sektörlerden biri reel anlamda hem nakit yaratma kapasitesi çok yüksek perakende sektörü ve ara ara dönemlerde de bankacılık sektörü. Bu 5 sektörü biz yani bu performansta, 60 puanlık performansta doğru varlık dağılımı, doğru sektör ve hisse senedimleriyle sağladık diyebilirim. Peki e, burada 30-40 tane hisse senedi mi dedin? Doğru mu anladım Doğru. Yani şimdi bir hakikaten e, sevgili Nülüfer ben bireysel olarak da şöyle 5 tane hisse senedinin dışına çıktığımda kendimi dağılmış hissediyorum. Hakim hissetmiyorum. Çünkü onların işte bilançolarını takip et, e, fiyatlarını takip et, haber akışını takip et gerçekten zor iş. Kaldı ki 30-40 tane hisse senedini bir yatırımcının hakkını vererek takip etmesi bir yatırımcıdan bahsediyorum imkansız. Evet. O yüzden işte fonlar e, öne çıkıyor. E, o yüzden e, iş portföy gibi e, şirketlerin bu fonlarına bakmak gerekiyor. Çünkü sizin yerinize bunu yapan var. Çok gittiğinde onu değiştiriyorlar potansiyeli olanı işte yeniden fona ekliyorlar gibi bu tip aslında stratejileri de geliştirebiliyorlar onu görüyorum. Biraz O önümüzdeki dönemi de senden rica ederim beklentileri. Tamam bugüne kadar iyi geldik. Biz Yüz Endeksini fon olarak da tırnak içerisinde yenmişsiniz. Nilüfer makro çerçeveyi çizdi ama hisse senedi piyasası bu çerçevede nasıl devam edecek? ve aslında fonun da performansı kalıcı olacak mı, devam edecek mi? E, çünkü geçmişi e, performansı önümüzdeki senenin ya da senenin performansı garantisi değil. Artı fonların şu özelliği de var. Şimdi fonlar yukarı giderken rally BİS endeksini geçmek, onu bet etmek güzel. Onun üstünde getiri. Düşüş dönemlerinden aslında korunmak için de fonda olmak çok önemli. Çünkü siz o kadar yani bizler bireysel olarak duygularımıza yenilebiliyoruz. Karar vermekte geç kalabiliyoruz. Ama bu işin her gün bilgisayarın başında ekranın başında olan sizler o konuda kararları çok net veriyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Önümüzdeki döneme biraz ve beklentileri rica ediyorum. Ee, burada Nülfer Hanım'dan 2-3 geleceğimizi alacağım. Biz hisse senedi tarafında yani son sorunuza ilk cevap veriyorum pozitifiz. Önümüzdeki dönemde de hisse senetlerinin e, yatırım evreni içinde ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Bunu şöyle e, ilk olarak şu an ekonomi yönetimi yani şu an içinden geçtiğimiz dönem enflasyonist bir dönem. Yeni ekonomi yönetimi enflasyonun 2024'ün ortalarında artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkacağını e, bize söylüyor. Ona uygun politika uygulamaya çalışıyorlar. Faiz adleri yukarı gidiyor. Şimdi böyle bir durumda ister istemez son iki yıldaki bu sıcaklık ekonomideki böyle olmayacaktır varsaymak gerekiyor. Ama diğer taraftan bunun yarattığı etki Nülfer Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında bunu başarabilirsek ülke olarak ciddi anlamda son dönemde yarattığımız risk biriminde düşüş beklemek gerekiyor. Bizim de en büyük argümanımız bu olur bence. Çünkü 2016 sonrasında yabancıların Türkiye'den çıkmalarıyla birlikte aslında hisse senetlerimiz çok ciddi anlamda hem kendi içsel değerlemeleriyle hem rakipleriyle baktığımızda çok ucuz fiyatlara el değiştirdi. Haliyle şimdi siz de bahsettiniz girişte yavaş yavaş bir hareketlenme var. Yani bizim daha bu çarpan genişlemesi dediğimiz mevzunu gideceği yer var. İlk olarak onu söyleyebilirim. Bizim de ana betimiz bu. Şimdi bu gerçekleşir ise önümüzdeki yıl çünkü enflasyon düşecek ama hayatımızda yine nominal anlamda şeyler olacak, getiriler olacak. Yani düşü, düştü dediğimiz yerde aslında seneye merkezin beklentisi 33 piyasa beklentisini Yülfer de söyledi çok daha yüksek seviyelerde. Göreli olarak. Göreli olarak evet. yani bir 70'e doğru hatta gidebilir diye ama 60-70 aralığına hani oradan düşecek. Düştüğü yerler ama 30-40'lar olacak. Hala çok güzel söylediğiniz enflasyon hayatımızda olacak. Hayatımızda olacak, düşme patikasında olacak ama bunu başarabilirsek yine bahsettiğim bir risk birimine düşüş olacak. Bu da çarpan genişlemesi yaratacak. Bu kimlere yarar? Yani bugün, için Ağustos'un bugününden baktığımızda henüz daha yılı bitirmeye 4 ay ve önümüzdeki yılı konuşuyor oluyoruz. Ama şöyle söyleyebilirim, bu ilk olarak bizde... E, bu yıldan alacaklı sektörler var. Yani yine enflasyonun düşüşünde sigortacılık, telekom gibi sektörler olası enflasyon düşüşünde yine de nominal anlamda yani hem poliçe üretimi brüt anlamda konuşursak o diğer taraftan hani kontratlarla dediğimizde iki sektör yine ön planda olabilir. Enflasyondan alacaklı olmalarından sebep. Tabii ki iskontonun düşmesi bizde holdingler. Holdingler ciddi anlamda büyük holdinglerimiz iskonto ile işlem görüyorlar. Bankalar keza bu ikisi şeye destek verir. borsaya destek verir diye düşünüyorum böyle bir konjektürde. Ve tabii yine reel anlamda işlerini büyütebilen, çok ciddi anlamda eee nakit akışı sağlayabilen perakende sektörü de büyümesine devam eder ve endeksi desteklemeye devam eder. Bu şekilde de bizim yani gelecek yıla projeksiyon çizdiğimizde bugünden böyle bir hikaye yazabiliriz. O zaten çok güzel anlattı. Bazı dönemlerde bazı temalar öne çıkabiliyor hisse senedi piyasasında ya da şu da olabiliyor yani ne alırsan hani çok yüksek kar elde edeceğin hiç aldığına üzülmeyeceğin vah keşke şunu alsaydım demeyeceğin şekilde her şeyin bir anda yükseldiği de oluyor aynı anda yükseldiği. Bazı dönemler oluyor ki daha seçici olmak lazım. Şimdi biz 2024'te biraz daha seçici olmak, belli sektörlerin daha öne çıkabileceği bir dönem öngörüyoruz. Böyle dönemlerde de aktif yönetilen bir hisse senedi fonunda olmak tabii daha avantajlı oluyor. Çünkü öbür türlü örneğin endeks fonlarını da alabilirsiniz ki iş portföyün de var. Biz onlar için de hala pozitifiz ama göreli olarak aktif yönetilen T2 fonunun, hisse, iş portföy hisse senedi fonunun daha fazla es, esneklik sağlaması e, portföy yöneticisine burada bir avantaj olarak öne çıkıyor. Hani sen az önce konuyu gündeme getirdin, şey geçmiş getiri geleceğin evet, şey evet. değildir. Mesela iş portföyün şu anda son bir ayda getiri anlamında e, ilk iki sırada yer alan iki tane fonu var. Bir tanesi iş portföy, iş bankası, iştirakleri, endekse, hisse senedi fonu. Diğeri de e, biz yüz dışı e, şirketler, hisse senedi fonu. Bunlar böyle bir ayda işte yüzde 30 civarında getirileri var, yüzde 30'un üstünde. Bunlar hani Tefas'ta işlem gören hisse senedi fonları arasında sıralama yaptığında en yukarıda yer alan iki fon. Şimdi normalde hani bunu da ön plana çıkarıyor olabilirdik ama biz konjonktüre göre biraz daha esnek yönetilen ve aktif yönetilen bir fonun daha yatırımcının ön planda tutması gerektiği bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Hani ben onu bir netleştirip eklemek istedim. <laughs> Çok teşekkürler. Ee... Sevgili Oğuz'a dönmeden önce, şimdi aslında temamız diyor ki bizim bu dönemde yeni yatırımcılar gelecek ama yabancı yatırımcılara biraz burada radar sanki açılmış durumda. Ortodoks politikalara geçilmesiyle onu görüyoruz. Hatta ufak ufak işte %30'un üzerine doğru çıkan bir borsa İstanbul'da yabancı sahipliği oranı var. Burada not da konuşulmaya başlandı son dönemde bir not artışı e, Nilüfer bekler misin? İşte bu dizide altı kademe aşağıdayız yanlış hatırlamıyorsan. Ya da en azından bir görünümde şimdi bankalara geldi ama yani not hikayesi teması da bizim için bu dönemde konuşulur mu? Bence olabilir. Şimdi önümüzde bir orta vadeli program var. Bir onu bekliyoruz. Yani o genelde biliyorsun hani biraz daha böyle ümitler silsilesi gibi olma niteliğinde oluyor. Ama ona rağmen hani büyümedir, enflasyondur. O bir tabii ki hani ölçüt alınıyor. E, ekonomideki oyuncuların kendini konumlandırması, hizalaması anlamında. Ama şimdi biraz daha böyle içi dolu, gerçekten enflasyonu düşürmeye yönelik önceliğin net olarak görülebildiği. Örneğin mesela büyüme hedefi. Yani yüzde 5'in e, büyüme hedefi olarak belirlenmesi örneğin e, enflasyonla mücadele konusundaki samimiyeti biraz sorgulatabilir. Yani bir onu görmek lazım. İkincisi e, benim bildiğim kadarıyla bu orta vadeli program yayınlanmasından sonra e, bir tane e, Ekim'de e, Ekim sonunda bir tane Eylül'de e, Sayın Bakan'ın yurt dışı seyahatleri var. Yani Amerika'ya Cumhurbaşkanı da sanırım gidecek Amerika'ya. Doğru, Amerika'ya gidecek, İngiltere'ye gidecek. IMF e toplantılarında belki yine yatırımcılarla bir arada olmak mümkün olur. Benim bildiğim çok büyük bir yabancı bankanın ev sahipliğinde bir takım yatırımcı toplantıları olacak. Şimdi bütün bunlar tabii hani yabancılarla tekrar ortodoks politikalara geçiş konusunda hani bir ikna turu ve onlara samimiyetin gösterilmesi yönünde bir girişim bu. Hı -hı. karşılık bulabilir diye ben düşünüyorum. Ee, özellikle görünümde dediğin gibi olabilir. Hemen bir not artım geleceğini düşünmüyorum. Çünkü burada asıl e, bence karar verilmesi gereken yani e, Türkiye ekonomisinin bu politikalarla ilgili başarısının veya samimiyetinin tespit edici nokta seçim sonrasıdır diye düşünüyorum. Çünkü o zaman artık hani büyümeyi de çok önceliklendirmeye gerek oluşturacak bir zemin kalmayacak diye düşünüyorum. Peki son olarak ben Oğuz Ayhan'a döneceğim. Şimdi hangi yatırımcılar için uygun bu fon iş portföyün hisse senedi fonu T2 fonu ve nerelerden satın alabiliriz? Ee, şimdi T2 fonumuz hisse senedi yoğun fon ve yüksek riskli, en yüksek risk derecesine sahip. O yüzden orta e, orta uzun vadeli yatırımcılar için uygun diyebilirim. Bir de e, şöyle söyleyebiliriz, hisse senedi e, normalde ekonominin büyümesinden pay aldığı için uzun vadede hisse senedinin... E, yani endekslerin grafiği hep yukarı yönlüdür ve etrafında sünüs dalgaları şeklinde dalgalanmalar yapar. Biz bu dalgaların üst kısmında çoklayarak alt kısmında azlayarak aslında yatırımcılara bu getiriyi yükselen trendi biraz daha yukarı paralel'e götürüp vermeye çalışırız. O yüzden yatırımcılara aslında sürekli düzenli alımı da bu şekilde e, tavsiye edebilirim e, bu mantıkla. Nerelerden alabiliriz? E, İş bankası iş yatırım ve tefa tüm banka ve aracı kurumlardan alım yapabiliriz. Yatırım evet. finansmandan da alabiliriz. Evet. Yatırım <laughs> finansmandan da <laughs> alabiliriz. Lütfen oradan da evet alabiliriz. <laughs> ve e, web sitemizde e, fon almak istiyorum düğmemiz var. E, oraya tıklayarak da alım yapabiliriz. Evet. Valla e, bu ilk program oldu. Programımızın ismi fon işi böyle işin içine iş de yine kattık. İş i̇ş portföyüyle yatırım finansmanın birlikte olduğu nihayetinde aynı grubun aslında iştirakleriyiz hep birlikte. aramızdaki sinerjiye de ben çok mutlu oluyorum. Birlikte olmak zaten Nilüfer seninle Oğuz Sen'le daha önce yine program yapmıştık. i̇nşallah bu program hayırlı olur. Biraz daha yatırımcılarımızı bilgilendirmek istiyoruz. iş i̇ş portföyün bu fonlarının içeriğini, nasıl işlediğini izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Ve aslında o döneme denk gelen öne çıkabilecek fonları da hep birlikte burada anlatmak istiyoruz. Amacımız bu olacak. Yatırım finansman iş portöy iş birliği içerisinde diyelim. Ben her ikinize çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu bölümde efendim iş portföy hisse senedi fonu T2'yi hep birlikte anlattık. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.